Herkese merhaba, ben Yunus Emre Duygulu. Bu video serimizde MySite markasının LoRa ürünlerini tanıtıyoruz. Bugün tanıtacağım ürün ise EM300TH sıcaklık ve nem sensörü. EM300TH kablosuz çalışan, pille beslenen, LoRa teknolojisi sayesinde çok uzak mesafelere veri aktarabilen bir sensör. Bu mesafeler açık alanda yaklaşık 10 kilometre, şehir içinde binaların bulunduğu bölgelerde yaklaşık 2-3 kilometre, kapalı alanlarda çok fazla engelin bulunduğu ortamlarda ise 400-500 metrelik mesafelerde veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. EM300TH ile birlikte gelen 4000 mAh'lik pil 5 yıla kadar kullanım ömrü sunuyor. İçerisinde bulunan yedek pil yuvası sayesinde ekstra bir pil eklenerek bu süre 10 yıla kadar uzatılabilir. Sensörün pil ömrü veri gönderme sıklığına bağlıdır. Ne kadar sık veri gönderirse pil ömrü o kadar kısalır. Sensör çalışmadığı zamanlarda uyku moduna geçer. Belirlediğimiz aralıklarda uyanarak veri ölçümünü gerçekleştirir ve LoRa protokolü ile LoRaWAN Gateway iledir. LoRaWAN Gateway sensörlerden topladığı verileri Wi-Fi, Ethernet veya GSM şebekesi üzerinden bulut platformlarına aktarır. Modern ve kompakt tasarımıyla EM300TH, -30 artı 70 derece aralığında sıcaklık ölçümü yapabilir. Nem ölçümünü ise yüzdesel olarak gerçekleştirir. Gövdesi IP67 koruma sınıfında olduğu için suya ve toza karşı dayanıklıdır. Böylece hem iç ortamlarda hem de dış ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. En çok tercih edilen sensörlerden biri olan EM300TH, ofislerde, fabrikalarda, depolarda, veri merkezlerinde, seralarda, gıda sektöründe ve soğuk zincirde yaygın olarak kullanılmaktadır. Montaj esnasında herhangi bir kabloya ihtiyaç duyulmadığı için mühendislik ve uygulama süresi oldukça kısadır. İsterseniz şimdi sensörün nasıl programlandığına bakalım. Sensörü programlamak için NFC desteği bulunan bir telefona ihtiyacımız var. Öncelikle telefonumuzun NFC yeteneğini aktif hale getirelim. Daha sonra Play Store'dan veya App Store'dan MySite Toolbox uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Biz daha önce bu uygulamayı indirdiğimiz için giriş yapıyoruz. Uygulama bize telefonumuzun NFC okuyucusunu sensöre yaklaştırmamızı söylüyor. Evet, şimdi sensörün kayıtlı ayarlarını uygulamaya aktarmış olduk. Ana sayfada sensörün kimlik bilgilerini ve ölçtüğü değerleri görüyoruz. 24 derece sıcaklık, %47 nem ve %100 batarya verisine sahip. Ayarlar kısmında sensörün veri gönderme sıklığını değiştirelim. Şu anda 5 dakika olarak ayarlanmış. Ben bu süreyi 10 dakikaya çıkaracağım. Aynı zamanda sensör için eşik değerler tanımlayabiliyoruz. Maksimum değeri 50 derece. Minimum eşik değerini de -10 derece olarak ayarlıyorum. Yaptığı 1 dakikalık ölçümlerde eşik değerin dışına çıktığı zaman 10 dakikalık veri gönderme süresini beklemeden veriyi yayınlayacak. Yaptığım ayarları sensöre kaydetmek için Write yani yazdır tuşuna basıyorum ve telefonumu tekrar sensöre yaklaştırıyorum. Evet, ayarlarımız sensöre kaydedildi. İşte sensörü programlamak bu kadar basit. Şimdi de sensörümüzü LoRaWAN Gateway ile haberleştirmek için Gateway'imizin ayarlarını yapalım. Öncelikle web browser üzerinden LoRaWAN Gateway'in arayüzüne erişiyoruz ve burada kullanıcı adı şifremizi girdikten sonra Gateway'in ana ekranı bizi karşılıyor. Sol tarafta Network Server sekmesine tıklayıp burada Application bölümüne giriyoruz.
EM300TH için bir application oluşturuyorum. Bunu bir proje olarak düşünebilirsiniz. Daha sonra profiller kısmına girip yine EM300TH için bir profil yaratıyorum. Burada bu profilde cihazın sınıfını belirliyoruz. Bataryalı cihazlar A sınıfı, beslemeli cihazlar C sınıfına giriyor. Profili de oluşturduktan sonra Devices kısmında cihaz ekle seçeneğini tıklayarak daha önce oluşturduğum profili ve application'ı burada seçiyorum ve cihaza bir isim veriyorum. Daha sonra cihazın kimlik bilgilerini girmemizi istiyor. Biz bunları daha önce not etmiştik. Onları kopyalayıp yapıştırıyoruz. Ve kaydederek cihazımızı ekliyoruz. Belli bir süre geçtikten sonra sensör veri gönderdikten sonra sensör gateway'in içinde aktif hale geçecektir. Haberleşme sağlandıktan sonra. Burada gelen paketleri de inceleyebiliriz. LoRaWAN sensörler veriyi sıkıştırarak gönderir ve Base64 formatında gönderir. Bu Base64 formatında gelen veriyi anlaşılır hale getirmek için bir veri dönüşüm işlemi yapmak gerekiyor. Biz bunu gateway'in içinde bulunan Node-RED modülünde gerçekleştiriyoruz. Çünkü burası hazır nodların bulunduğu ve kolayca bu dönüşümü yapabileceğiniz bir ortam. Evet, device filter yani cihaz filtreleme nodumu ekliyorum ve cihazımızın kimlik bilgisini giriyorum. Daha sonra dönüştürücü fonksiyonu buraya ekliyorum. MySize sensörler için bu fonksiyon hazır. Herhangi bir kod yazmanıza gerek yok. Burada EM300 serisini seçip kaydediyorum. Şimdi de MQTT nodunu ekleyelim. Bu nodda verileri IoT platformuna aktarmamıza sağlıyor. Evet. İşlem bu kadar. Şimdi sensörden gelen veriyi dönüştürdükten sonra nasıl bir hale gelmiş ona bakacağım. Biraz bekliyorum sensörden gelen veriyi. Evet, sağ tarafta gelen paketi görebilirsiniz. Temperature humidity verisi yani sıcaklık ve nem verisi buraya geldi. Gateway ayarlarımızı tamamladık. Sensörlerden toplanan veriler MQTT protokolüyle IoT platformuna aktarılmaya başladı. Şimdi IoT platformuna gelen verileri inceleyelim ve bu verileri analiz etmek için ekranlar tasarlayalım. Yine web browser üzerinden IoT platformuna giriş yapıyorum. Burada oluşturduğum EM300TH cihazına verilerin gelip gelmediğini kontrol edeceğim. Evet, cihazın içine giriyorum ve veriler kısmında evet temperature ve humidity verisinin geldiğini görüyorum. Şimdi de bu verileri bir panelde göstererek kullanıcılara sunacağız. Bir panel oluşturdum ve hazır göstergeleri kullanarak bir tasarım yapacağım. Bir tane dijital gösterge ekleyelim. Bize bu göstergeyi hangi cihaza bağlayacağımızı soruyor. Burada bir EM300TH cihazını seçiyorum. Ve sağ tarafta da o cihazın içindeki verileri gösteriyor. Sıcaklık verisini bu göstergeye bağlayalım. Evet, 23.35 olarak almışız sıcaklık verisini. Bir tane de grafik ekleyeceğim. Burada grafikler kısmında grafiğimizi seçiyoruz ve yine cihazı bağlayıp sıcaklık verisini ekliyoruz. Şu anda son 1 dakikayı gösterdiği için veri görünmüyor. Buradan değiştirelim. 10 dakika olarak ayarladım. Evet, verilerimiz grafik ekranda da geçmişe yönelik olarak gösteriliyor. Aynı işlemi nem için de tekrarlayalım. Burada kopyalı yapıştır yaparak kolayca sadece içindeki veriyi değiştirerek hızlıca ilerliyoruz. Evet, humidity'yi seçiyorum. Grafikteki veri değişti. Sıcaklık verisinin rengini
Daha kırmızıya doğru, turuncu gibi bir renk olarak ayarlayalım. Aynı zamanda dijital göstergede de bu renk ayarını değiştireceğim. Evet, sıcaklık verisi turuncuya yakın bir renk oldu. Evet, tasarımımızı tamamladık. Tasarımımızın son hali bu şekilde. Biz panele iki sensör bağladık. Sol tarafta birinci sensörün sıcaklık nem verisini görebiliyorsunuz. Aynı grafiğe bağladık ikisini. Böylece karşılaştırma da yapılabilir. Sağ tarafta da ikinci sensörün verilerini izliyoruz. Aynı zamanda böyle zoom yaparak daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Yine dijital göstergelerde verileri gösteriyoruz. Sağ alt tarafta bir 3 boyutlu resmin üzerinde yerleştirdiğimiz sensörleri görüyorsunuz. Burada ofisin farklı yerlerine yerleştirilmiş 2 sensör var. Üstüne gelerek sıcaklık nem verisini ve yine yakınlaşarak, uzaklaşarak rahatça incelenebilir. Sol tarafta alarm ayarlarını ve mail, SMS bildirim ayarlarını yapabileceğimiz bir kısım var. Yüksek sıcaklık alarmı için eşik değer tanımlayabiliriz. Düşük nem alarmı için yine bir eşik değer tanımlayıp bu alarmları ve bildirimleri aktif hale getirebiliriz. Sağ tarafta da oluşan alarmları görüyoruz. Tarih, zaman bilgisiyle beraber. Buradan alarmı gördüm ya da görmedim gibi onaylama butonu var. Yukarı taraftan zaman değiştirerek verileri geçmişe yönelik yine değiştirebiliriz. Biz 1 saat olarak ayarladık. Genel olarak tasarımımız bu şekilde. Evet, EM300TH sıcaklık ve nem sensörünün özelliklerinden başlayarak IoT platformunda izlenmesine kadar olan aşamaları anlattık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.